güzel. Boğduk, 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 boğduk. Süper. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, Gamer.com hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün Clown'a anti-heal build'i yapacağım. Yani kurbanların iyileşmesini zorlaştıracağız. Hızlı bir şekilde perklerimi anlatayım. İlk perküm kanlı kasap. Bir kurbanı normal saldırımızla yaraladığımız zaman 90 saniye boyunca kan kaybı ve ağır yaralı durma etkisine giriyor. Yani yere daha fazla kan bırakıyor bu kurban yaralıyken. Ve iyileşmesi daha uzun sürüyor normale göre. İkinci perkümüz palyaço korkusu. Dehşet alanımızdaki, yani kalp atış menzilimizdeki kurban %50 daha yavaş iyileşiyor ve gelen skill check %50 daha hızlı doluyor. Yani çok daha hızlı gelmiş oluyor. Tutturması daha zor oluyor. Üçüncü perkümüz ıstırap. Dehşet alanımız %26 daha fazla genişliyor. Sinsilik kategorisinde de %100 daha fazla puan veriyor fakat bu bizim işimize yaramaz şu an için. Asıl mesele dehşet alanımızın genişlemesi. Çünkü dehşet alanımız ne kadar genişlerse bizim için o kadar iyi. Şu gördüğünüz palyaço korkusu perkü daha fazla alana vurmuş oluyor. Böylece kurbanlar bize uzak olsalar bile kalp atış sesimizi duyacak için iyileşmeleri yavaş oluyor. Son perkümüz de umut kırıcı. Yine dehşet alanımızla ilgili. Dehşet alanımızdaki kurbanlar tamir ve iyileştirme esnasında %10 ihtimalle daha fazla beceri denemesiyle karşılaşıyor. Yani daha sık skill check çıkıyor kurbanlara ve gelen skill checklerin boyutu %40 daha az oluyor normale göre. Yani çok daha küçük çıkıyor. Böylece tutturması zor oluyor. Perküm son seviye olsaydı %60 olacaktı. Perküm sarı olduğu için %40. Bakalım maçlar bittikçe puan verip üst seviyesinde çıkarmaya çalışacağım. Özetle arkadaşlar şu perk sayesinde dehşet alanımı genişlettiğim için şu perk ve şu perk daha işlevli oluyor. Yani kurbanlar bana çok uzak olsa bile dehşet alanım geniş olduğu için iyileşmeleri yavaş ve zor oluyor. Yani zor skill check'ler çıkıyor. Bu kanlı kasap perkü de aynı şekilde yine iyileşmelerini zorlaştırıyor ve diyelim ki bir kurban kendisini tamamen iyileştiremeden ona gittim. O kurbanın iyileşme barı bu perk sayesinde yavaş yavaş sıfırlanıyor. Yaklaşık 7-8 saniye içerisinde sıfıra inmiş oluyor. Yani o kadar uğraşmasına rağmen barı çok kısa süre içerisinde sıfıra inmiş oluyor tekrardan. Bu arada hiç jen perk yok, o yüzden Jen'den biraz feragat edeceğiz. Gerçi Jen'den feragat etsem ne etmesem ne anasını satayım. Zaten o kadar hızlı bitiriyorlar ki. Hadi bakalım, The Game yerine artık galiba RPD mi main map'imiz oluyor, ben anlamadım. Uyuz oluyor mu ha bak bu haritaya son zamanlarda. Bunlar arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Helikopterde ya da şu bahçede doğdular. Aynen de öyle, merhabalar. Helikopterde doğan bir Bacurotto. T-bag atmıyorum. T-bag atmıyorum hanımefendi. Öyle. Hiç gerek yok biliyor musunuz? Çünkü bana en son T-bag atanın şu an burnu ve ağzı yok. Yedim ikisini de. Şöyle şuradan bir hız boostunu alalım. Süper. Lan! Senin var ya, ah tek atma şişem olsaydı kafasına ne güzel oturtturduydum ya. Çok güzel. Bir tık armutları bulduk yine. Ben videoları sabah çekiyorum ya galiba. Bunlar sabah uyanıyorlar, direkt oyuna giriyorlar, böyle önlerini görmüyorlar. Siz orada heal'lanıp şu jeni yapıyorsunuz. Aynen de öyle. Kralım kolay gelsin. Nasılsın, iyisin inşallah. Bu palet niye duruyor hala burada? Güzel. Bu da enayi gibi. Bunu da alırız şimdi hemen. Şu an eğer yıllanmaya çalışıyorlarsa kalp atış menzilim onlar için atıyor. Aynen bak, patlattılar. Hemen geliyorum. Ne oldu? Tutturamadın mı? He? Şöyle bir bombeli şişe. Of of of. Oğlum bu clown işinde varız ya. Bu clown işinde varız ya. Şişt, tutma onu. Senin medkitin ne güzelmiş ya öyle. Talitacım, onu bir alalım ya. Ha? Ne dedin o işe? Bak burada kalmaması lazım işte. Geçmiş olsun. Orada hasar alıp devam edecekti arkadaşlar. Öldü. Hele clown'a karşı hiç şansın yok burada, yani mümkün değil. Ne oluyor? Yandan bana bir ışık tutuluyor arkadaşlar yine. Önümü daha iyi göreyim diye tutmuşsundur o ışığı değil mi yoksa yani. İyileşmesini patlattı. Ver kalp atışını, ver 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 ver. Bütün haritaya ver. O nasıl değmedi lan? Bak bu, iyileşmeye çalışan buydu. İyileşmesi tamamlanamadan yetiştik mi sana? Ne oldu oluşumu? Yine patlattılar, heal'lanamadılar. Süper ya, sürekli hem bildirim de almış oluyorum bu arada, biz onu hesap etmedik. Skill check'i ıskaladığı zaman yerinin bildirimi de geliyor sonuçta bana. Bir dakika, yerini falan boşver, burada bir yaralı yiyor sesini yiyor duydum. Heee, üst katta duymuyormuşum. Tamam, devirmek zorundasın, süper. Oyunun en güçlü paletini almış olduk böylece. Çok iyi. Flash'a gelen bir Mink fan var, Mink fan. Lan oğlum, hastayken de daha çok detone oluyor insan ya. Oğlum neyin lan senin? Şşş. Alo, bunacık aklında nereye geliyorsun sen? Hani maç zaten mahvolmuş, git heal'lan değil mi? Biz ya da ne bileyim hani gen yap, bir şey yap. Ha aynen bu şekil.
Ne yapıyorsun lan? Davar. Öldün. Bir de kancaya yakın yerde ölüyor ki canım benim, sağ olsun. Evet, yine bir skill check patladı arkadaşlar orada. Yine yerini öğrenmiş olduk. Süper, bu ult şu an müthiş işliyor. Ha, sen temiz hava almaya çıktın bahçeye. Aynen, beni buraya getir de arkadaşını iyice edelim. Çok güzel. Böyle bir yavaşlattım ki. Lan şişe atacağım diye M1'im çalışmadı. Evet arkadaşlar, yine orada bir şey patlattılar. Ne patlattılar? Yıllanıyorsunuz mu? Merhaba kral. Süper sunu paleti yediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Tutturamadık galiba. Mind game'i yemedin. Yine bir skill check patladı. Güzel, akıllı oynuyor. Şurayı kırmamız lazım. Bu bizi gereksiz oyalayacak gibi çünkü. Oo, palet de duruyor. Tamam, onu da kıralım. Yine skill check patladı. Oğlum her yerden bir şey patlıyor şu an. Oradakileri bir ziyaret edelim o zaman ya. Madem heal'lanmaya çalışıyorsunuz. Bak bak bak, yine patlattılar. Güzel. Mori zamanı çocuklar. Koleksiyonumuza yeni bir parmak geliyor. Akşamki yemeğimiz. Oo, yüzüklü parmak. Oğlum bunun kolu ne böyle? Doğuda gelinler oluyor ya. Kolu full böyle altınla kaplı. Allah Allah, bir skill check daha patladı, ne oluyor ya? İkinci de patladı, ne oluyor ya? Aha, jam bitti. Bak bak bak, garibim burada kendi kendine heal'lanmaya çalışıyor ya. Kendi kendine heal'lanmaya çalışıyor burada ya. Kanka dikeldin. Dur, buna da moral atalım. Hem sürekli yaralı geziyor. Heal'lanamıyor. Sürekli yaralı gezmesi benim için çok iyi. Bir tane vurduğum gibi düşürebiliyorum. Hem de patlatınca geri görünüyor. Sürekli info alıyorum. Bu build'in tek counter'ı şey. İki kişi bir arkadaşlarını heal'ladığı zaman yani. Hani onlar hızlı bir şekilde heal'lar, ancak o kadar. Var ya, 150 kilo zaten adamın üstüne oturdum. Oğlum senin etin ne budun ne lan? Gerizekalı. Heh, aferin sana. Size 4'te 4 istiyorum. Onu da kovalayacağım. Biri flash save'e gelir, biri t-bag atar. Oğlum etiniz ne, budunuz ne lan sizin? Yalnız adamın üstüne oradan zıpladım ya. Zaten hani kaburga maburga her şey gitti. Ona ikinci hit'i vurmama gerek yoktu bence. Çok iyi lan. Önünü öyle bir kapattım ki. Bir katili kör ettikten sonra direkt kaçacaksınız. Lan buna da moral atabiliyormuşum. Neyse, bunu asacağım ya. Bu build o kadar işe yaradı ki. Yani Gabriel Soma var ya. Maçın başında yaraladım onu. Bir daha iyileştiğini görmedim yani oğlum. Lan hatch. Aynen, hepsini düşürdüm ya hatch. Oğlum var ya bu. Bak arkadaşlar, vallahi Murphy ya. Şu yerde olmasa mesela, hatch arayacak olsa öyle dibimde çıkmaz, biliyorsunuz değil mi? Buranın 3. katına niye çıkılmıyor ya? Bak 3. katında da balkon var. Aa, 3. katta şey de var bak, atabiliyorum. Oraya texture'da eklemişsiniz. Ne oluyor la? Heee, sen build'e diyorsun. Oğlum ne oluyor? Görünmüyor adam yazdıkları da. Baby, survivors. Dur dur, bu tilt olacak gibi. Olmuş zaten çoktan da. Ha, bu t-back atan. Bir de en sona 30 yaş dayı gibi şu itici gülücük emojisinden atıyorum. Evet arkadaşlar, çok böyle bir amacımız olmadan adamı tilt etmiş olduk. Ulan Bubba videosunda niye sövmüyorsunuz bana böyle? Gençler, bu arada bu akşam 7'de yayın açacağım, haberiniz olsun. Ekrana link bırakıyorum, oradan gelebilirsiniz akşam 7'de. Kurbanken çok sevdiğim, katilken hiç sevmediğim bir harita. Çünkü maalesef çok güçlü arkadaşlar kurbanlar için. Nerede doğduklarını tahmin edebiliyorum şu an. Burada mısın izingo? Merhaba. Onu görmediğimi sanıp tatlış tatlış yürüyor bir de he? Güzel. Alo kral, o gaz sana hasar vermiyor, haberin olsun. Bak bu akıllı gibi hasar alıyor, paleti falan da yürümüyor. Somacım, akıllı mıyız? Tamam, güzel arkadaşlar, okul girişini kapattık. Okul girişi çok güçlü çünkü. Sanırım aldım. Güzel. Tamam, yine hızlı iyi başladık. Alo, nasıl ayağa kalktı beni görünce, gördünüz mü işte böyle. Bu DB'de gençleri böyle iyi, saygılı. Olmadı. Denedik bir şeyler ama olmadı arkadaşlar. Çok güzel. Merhaba. Tabii gaz bulutundan dolayı hiçbir şey göremediği için ne yapacağını şaşırdı gariban. Hop. Buradan tekrar önüne. Biraz daha sakin oynayabilirdi sanki. Gabriel'i hala iyileştiremediler. Daha bak, yeni iyileşti. Adam alınalı ne kadar oluyor? Yeni iyileşti. Bir de skill check patlattıklarını düşünün, iyice mahvolurdu ama. O heal'layan kimse zeki bir arkadaşmış. Skill check patlatmadı. Seni bitirdim ve burada saklanıyorsun adamım ha. Ve körsün adamım anladığım kadarıyla. Oo. Zarina foşur foşur.
Tamam, bunların en zayıf halkası bu gibi. Gel şurada otur 2 dakika dinlenelim. Niye kaçıyorsun ki benden arkadaşlar? Belki iyi niyetliyim ya. Bak, bu katilleri böyle dışlıyorsunuz, tamam mı? Sonra niye benim parmağımı kesti? Niye benim gözüm oydu? Oğlum adam belki oturup sizle iki sohbet etmek istiyor. İki çekirdek kola yapmak istiyor. Hiç kimse sormuyor ki bu katile senin derdin ne? Gerçi sormaya çalışanlar da yiyor ama olsun yani. Hani bir sorun ya. Bir insanlıktır ya. Demek buradaki cam maymunu sensin. Kalp atışımı her yerden duyduğu için anlamadı tabii ki de. Ama gözün de mi yok değil mi yani, hani arkanda 150 kiloluk bir şey geliyor. Çok teşekkür ederim. Bu da saygılı. Bu da saygılı arkadaşlar bak. Bunlar saygılı survivor olduğu için bunlara çok fazla zarar vermeyeceğim. Şöyle bir boostumuzu alalım. Kalp atış sesimi duyunca korktun ve beni patlattın öyle mi? Merhaba. Nasılsın adamım? Adamı var ya bak, Shorts videosunda anlattığım gibi ya. Ben vurmasam bile boğularak ölürdü bu. Şey, gaz yayılımını arttıran eklenti aldım bu arada arkadaşlar. Daha çok alana yayılıyor gaz. Böyle hesap vereceğim arkadaşlar ben size sürekli. Aldım, size ne? Bak, bu jen bir şey diyeceğim. Bu jeni cinler mi yapıyor? Her geldiğimde %5 %5 ilerliyor ama kimse yok jenin etrafında. Anlamadım yani. Cini bulduk. Evet. Cini bulduk arkadaşlar. Şu gazın güzelliğine baksana ya. Lan! Oğlum niye önüne bak... Ya niye arkama döndüm değil mi? Bir an gerçekten arkadaşlar. Ama cin sonuçta hani. Ne yapıyorsun? Cin sonuçta arkadaşlar. Beni istediği gibi yönlendirebiliyor yani. Bir an arkama bakmam gerektiğini söyledi. Yapma. Yapma niyacım. Yapma annem. Öyle kalacaksın. Öyle kalacaksın. Akıllı efendi kurban dedik. Sen de bir o kadar şerefsiz çıktın. Gazı yedin, hareket etmeyeceksin mi? Git onu al şimdi. Ha, burada kaldın. Geçmiş olsun, öldün. Oo, tarihin en hızlı götü oluşu olabilir arkadaşlar. Sen biliyor musun oyunu? Aa, yani şu kadar hareketten sonra işte buna gaz toniği paniki paniği gaz toniği paniği diyoruz arkadaşlar. Şimdi gaz yediği için orada yavaşladığı için oradaki beyin ona şey mesajı veriyor. Sen yavaşladın şu an, buradan bir an önce atlamalısın. Beyin o mesajı veriyor. Adam da arkamdan biri geliyor mu gelmiyor mu bakıp uğraşamıyor o an yani. Klam'la karşı oynadığım için biliyorum, var bir bildiğimiz güven ya kardeşim. Kaç kere Nietzsche falan okuduk kardeşim, bir psikoloji bilgimiz var ya, o kadar da güvenin arkadaşlar. Alo, tanılardım da hadi neyse. Ama şişenin güzelliğine bir baksanız arkadaşlar ya. Beckham'ın ortaları gibi ya şişe. Muz Beckham gibi şişe atıyorum ya. Aa, orada niye patlattınız? Yıllanamadınız mı? Seni bir moralleyelim şöyle. Tamam oğlum, sen de yeter. Ayağa kalkıp duruyor bu da arkadaşlar, saygı duyacağım diye bokunu çıkardı ya. Şunu bak, yeteneksizsiniz ikinci tura yolla. Neon gösterileri var ya, ışığı kapatıyorlar, sadece neonlu gösteri yapıyorlar. Aynısı. Bu ne amanım? Ayağı ayrı parlıyor, bacağı ayrı parlıyor. Skill check bu taraflarda patladı. Demek ki jeneratör bu galarda yapılıyor. Oğlum şu var ya, şu garibin bak heal'lanmaya çalışıyor. Heh, sonunda heal'landı. Bir saattir patlayan buymuş. Heh, heal'landınız mı? Bir de iki kişilermiş yani. İki kişi bile anca heal'landılar. Önünü kapatalım. Şurasını kapatalım. Süper. Sıkıştı. Orasını bir daha kapatacağız. Oo, bu yani iyi gibiydi, sonradan batırdı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Buna da bir parmak. Bugün 4 parmak mı aldık? Kaç parmak aldık? Bir tane parmağı kendimiz reddettik. Gittik kancaya astık. Dedik ki bu parmak koleksiyonumuza yakışmaz. Bu arada parmak ister misiniz arkadaşlar? Ben paylaşımcı bir insan olduğum için isterseniz birkaç tane parmak verebilirim size. Tam şu jeni bitireni bulalım derken... Yani orayı da vurma be kardeşim, orayı da vurma be. Aa, Zarina saldı, güzel. Hep zamanı çocuklar. Heh, ne oldu, RPD'de şov yapıyordun, dibime veriyordun hiç'i. Versene yine. En işe yaramayan yerde size hiç verir. Heh, yine verdi. Oyuncum çok teşekkür ederim. Bu kapılar ne oğlum, klavuna nasıl gideceğim? O zaman sürekli hız şeyini kullanacağım. Bir iz göründü sanki. Aa. Şöyle müthiş bir şişe. Çok iyi, önünü kapattık. Şöyle bir şişe daha. Yani şansın kalmadı şu saatten sonra.
Güzel. İyicen yaptılar yalnız. Harbiden iyicen yaptılar. Evet, bir de kızıl parmağı. Build işlevli. Şöyle de bir yanı var build'in. Pasif özellik gibi düşünün. Sadece iyileşirken değil, jeneratör yaparken de küçük skill check sorduğu için kalp atış menzilimdeyken onu da patlatıyorlar yani. O da güzel oluyor. Bu arada McTamus 93 prestijmiş ama bu oyunda prestij artık sadece bir sayı arkadaşlar benim gözümde. Yani ne 100 prestijler gördüm. Üzerinde elbise yok. Neydi o zaman. Gençler, bu arada kanalın son 28 günlük istatistiğini sizinle de paylaşmak istiyorum. İnanılmaz bir gelişim elde ettik. Yani hani yaptığım şeyin karşılığını almak çok iyi hissettiriyor. Çok teşekkür etmek istedim bunun için sizlere. Rezil map gelmiş bu arada. Bu map var ya. Bak bu map ve Ormond. İnanılmaz Jandrash haritası. İnan oradan. Önüme atladın ha bir de. Bir de önüme atladın ha. Aa, oraya çarpmasa çok iyi atmıştım lan. Evet, bunu boş verelim arkadaşlar. Bu biraz ağır W player gibi. Gereksiz oyalayacak gibi hissettim. Akıllı kurbanlar. Direkt W playci ya bunlar. Güzel. Adam ne döndü anasını satayım. O gaz... Nasıl değmedi tam olarak? Asıl bu hit nasıl değmedi anasını satayım? Ooo, iki can. Güzel. Yani hadi bakalım, zor maç. Çevirmeye çalışacağız. Biraz çok zaman kaybettik yani. Biraz lavali oynadım ne yalan söyleyeyim. Onu aldılar. Arkadaşlar iyileşme imkanınız yok maalesef. Hele ben yanınızdayken daha da imkansız o ihtimal. Güzel. İçeriği bo, içeriği bo. Ya, ne yaptı bu? Eşek herif, nereye geldin? Alacağız alacağız. Bu maçı da alacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Jam bitti arkadaşlar. Belki alamayız. Yani evet, iyi can yapıyorlar. Durdurmaya çalışacağım. Bak Purpo geliyor. Selam veriyor. Herkes ona bakıyor. Devir onu. Tamam. Onu yemezler. Abisinin gülü. Bak arkadaşlar size ne diyorum? Killer Shack'te devirince kaçacaksınız. Bak kör etmeye çalıştığı için kaçamadı. Büyük hata. Killer Shack'i devirdiyseniz direkt topuk. Survivor'lara taktik veriyorum ya. Killer oynarken Survivor'lara taktik veriyorum ya. Lan bunun ikinci asılışı değil miydi? Bunu alırız ya. Ne dediniz arkadaşlar o işe? İnanılmaz güzel attım var ya şişeyi ama... Son jene kaldık. Hangisini yaptıklarını tahmin edebiliyorum. Şu ileridekini yapıyorlar. Şu dinçlikle yetişmeye çalışayım. Aynen. Doğru tahmin, hepsi burada. Biraz campleyeceğiz bu jene. Şu an arkadaşlar kanca umurumda değil. Şu 3 jen yakın birbirine. Bunlar arası mekik dokumam lazım. Lan o ne? Sen ne yapıyorsun lan burada? Bu jene akıllı bir kardeşimiz geri dönmüş. Bayağı akıllı hem de. Tamam, onu kovaladık. Geri dönüyoruz arkadaşlar jene. Peki peki peki, benim işime yarar. Yıllanamayacaksınız, benim işime yarar. Hepinizin yaralı kalması benim işime yarar. Gel bakalım seni de yaralayalım bir tur. Güzel. Hala geliyor, jeni durduruyor. Kaşınıyorsunuz şu an söyleyeyim bak. Bak 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 bak, başarısızlara bak, zile basıp kaçan çocuklar gibiler ya. Kankası sen gel bakalım be. Bunun son mu olacak bu, ne olacak bu? Oğlum hayır ya, hayır yani. O kadar olmaması gereken bir yerde oldu ki. Nasıl lan? Kafayı taktık biraz. Gereksiz oyalıyor şu an. Bu son asılışı mı bunun, onu da tam bilmiyorum ki ya. Son asılışıysa iyi olur da. Değil. Neyse, yapacak bir şey yok. Evet, bitirdiler son jeni. Güzel oyaladı adam yani, ne yalan söyleyeyim. Yine jenlere devam etmem lazımdı aslında. Kapıyı 99'lamışlar. Saldım onu, camplemedim ya. Tam buradan önlerini çıkarım diye tahmin ediyordum. Doğru tahmin. Evet, yüksek ihtimalle 4 kişi birden kaçtılar. Oğlum siz şu an kaçtığınızı zannediyorsunuz değil mi lan? Bekle bekle bekle. Şu an kaçtığınızı zannediyorsunuz değil mi siz? İzleyin arkadaşlar ne yapıyorum şimdi bunlara. Sen de git. Git sen de. Burası aslında bir suya açılan yerde arkadaşlar. Oranın içerisinde de timsahlar var. Bu dördü de aslında öldü. Kaçtıklarını zannediyorlar. İşte bu taktik sayesinde bütün maçlarda 4 kill alabileceğim artık. Oradan kaçanları timsahlar öldürmüş olacak. Oradan kaçamayanları da maç içinde ben öldürüyorum zaten. Az önceki maçı göz göre göre niye kaybettim arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü gerektiği yerde tunnel atmadım. Aslında bilerek atmadım. Çünkü yorumlarda hani böyle tunnel attığım zaman günah işlemişim gibi davranan bazı insanlar var. Bu
oyun maalesef artık eski DB'de değil. Allah'tan bu arada Ormund ve Ölü İtibarı Cenraş map'i dedim. Hemen Ormund'u da verdi arkasına. Bu oyun artık eski DB'de değil arkadaşlar. Tunnel atmanız gereken yerde eğer tunnel atmazsanız %100 ihtimalle maçı kaybediyorsunuz. Çünkü yani 4 kurban ve sırayla jenlere oturuyorlar. Hangi birisini tutacağınızı bilemiyorsunuz. Ha maçın başında tunnel atmak bence de mantıklı değil. Maçın başında zaten ben de atmıyorum. Ama az önce 2 can kala 3 can kala tunnel atmalıydım. Atmayınca maçın ne kadar kolay bir şekilde Soray tarafına gittiğini gördünüz. O yüzden sinirlenmedim aslında maçta. Hani çünkü maçı kaybedeceğimi biliyordum tunnel atmadığım için. Mırıbı. Ben şişeyi nereye atıyorum, sen nereye koşuyorsun yani. Ben adamı düşünerek şişeyi daha mantıklı bir yere atmaya çalışıyorum. Şöyle önüne. Çok iyi. Güzel, boğduk 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 boğduk. Süper. Teşekkür ederim. Bir an inmeyeceksin sandım yani. Jen bitti arkadaşlar. Biraz da bunu konuşabilir miyiz? Ormund ve Ölü İtibarı gerçekten hayvanat bir Jen Rush map'i ya. Başka hiçbir açıklaması yok yani. Güzel. Paleti de aldık. Bunu alırım, bunu alırım. Bu ne oğlum? Bu Peter Pan mı lan? Sen Peter Pan misin lan? Bu arada az önceki kurbanlar da o kadar iyi değil loop açısından. Gerçekten hani. Ama çok iyi Jen Rush attılar işte. Kalp atışımdan dolayı küçük skill check mi oldu? Ne oldu? O gazı nasıl yemiyorsun? Alo. Az önceki maçın acısı bu maçtan çıkar. Devir onu. Süpersin. Bu enayiye biraz palet yedirelim. Onu da ye. Fake vermeye çalıştı. Yemedik. Şu paleti de hemen alalım. Bayağı bir palet yedik. Şişeyi hızlı reloadlama aldım. Lan Peter Pan. Seni hem gaza soktum hem mind game'imi yedim. Orada hiçbir şey kalmadı bu arada. Oraya gitmek istediğine emin misin? Adamı boğdum yani. Resmen adamı boğdum. Bu kanca bayağı şey oldu ya. Hani ziyaretçi defteri gibi bir şey. Her geleni buraya asıyorum. Evet, isminizi alalım. Sen bu takımın Jencisisin anlaşılan. Devirsene onu. Sen var ya süpersin. Jenci olduğu çok belli. Merhaba. Ulan bir deprem etkisi. Gazın güzelliğine bak. Tam yetişemezsin artık. Bir yere bir şeyin kalmadı artık. Ziyaretçi defterine bir kurban daha geliyor. Evet, sizin de adınızı alalım. İbrahimiye Öztürk, anladım. Ne yapıyorsun orada? Seni öldürmeye geliyorum. Hem de çok fena geliyorum. Sattın ki. Yani sana gaz bile atmama gerek yok diyeceksin de ne hızlandım be. Adam zorla tunnel attırdı kendisine. Gerçi tam tunnel sayılmaz. Araya başka birini soktum ama. Olsun yani, hani kendi kaşındı biraz. Arkadaşlar arkada 2 can bitti. Fark ettiniz mi onu? Arkada 2 can bitti. Moray atarken arkada 2 can bitti arkadaşlar. Ve orta can çok yüksek. Bu Ormund ve Ölü İtibarı kaldırılsın diye yemin ediyorum imza toplayacağım bak. Sıfır şaka imza toplayacağım. Allah'tan yani skill check build'imiz var da heal'lanırken patlatıyorlar. Yat lan yere. Şımardınız iyice ha. İki maç iyi davranak dedik. Aha nereye gittiğini gördüm, bunu da alalım. Çok uzağa gittim be. Aha. Diğer jenciyi bulduk. Ya arkadaşını alacaksın ya da maçı kaybettiniz. Geçmiş olsun. Bunun ilk mi oldu? Bu kaç oldu bu? İlkse hoş değil. Gülemem yani. Oğlum kalp atışım var. Alo. Yılanabileceğinizi mi zannediyorsunuz siz orada? İyi niyetli bir istek yani. Bunun da iki olmuş. Hepsinin iki galiba şu an. Diğerini de biliyorum, diğerini de biliyorum. Tamam, slaga devam, slaga devam. Bu maça 4-4 alınır arkadaşlar. Bu maça 4-4 alınır. Umarım ambresi olan yoktur. İyi geldin de burada palet malet bir şey yok ki be. Evet yani az önce bak az önceki maçta bu maçın farkı sadece tunnel atıp atmamam. Gerçi bu maçta bile isteyerek atmadım tunnel ama sonuç olarak mantıken birisini erkenden öldürdüğüm için 3 can kala maçı kazandım. Ki bu maçta da Jen Rush yemiştim yani, çok hızlı bitti Jenler. Az önceki maçtan tek farkı bu. Az önceki maçta da 3 can kala tunnel atsaydım eğer az önceki maçı da kazanacaktım. Aslında onu göstermek istemiştim yani, az önceki maç o yüzden sinirlenmedim. Yoksa kafa göz dalardım vallahi kurbanlara. Koleksiyonumuzu tamamladık arkadaşlar. Bunların acıması yok, acıması yok. 10 saniye zaman kaybedin, arkada 2 tane jam bitiyor. Bak mesela şurada palet var arkadaşlar, tamam. Şu spotta palet var, tamam mı? Hatch'i buldum bu arada yine. Şöyle bir hamle yaptınız ve adama vuramadınız. Adam paleti devirdi ve diğer spota kaçtı. Geçmiş olsun, 2 jam bitti. İşte bu hatayı yapma şansınız olmadığı için, ister istemez insan olduğunuz için de hata yapıyorsunuz. Ve bu hataları gerektiği yerde, altını çiziyorum, tunnel'la dengelemek zorundasınız. Gerektiği yerde tunnel atanlara bence laf etmeyin yani artık. Çünkü oyun buna dönüyor.
döndü. Biraz hani mantıklı hareket etmek lazım bu tarz durumlarda. Tunnel güzellemesi yapmıyorum yani, yanlış anlamayın. Ben Survivor oynarken de gerektiği yerde tunnel atan katillere laf etmiyorum zaten. Hatta söylüyorum yani, bizim chatten falan laf eden oluyor. Ben diyorum hani adam gerektiği yerde attı yani, ne yapabilirdi, mecburdu falan diyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır gençler. Bu build gerçekten çok keyifli. Çok çok iyi tuttu yani maçı bu build. Müsaitseniz akşam 7'de yayına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.